İyi günler Memleket TV izleyenleri. Bugün 15 Ekim 2020 Perşembe. Yeni bir Er Meydanı programına daha sizlerle beraberiz. Bugünkü program başlığımız Can Azerbaycan, Türk Dünyası, Tek Millet İki Devlet sloganının diğer ayağı olan Azerbaycan'ımızın Karabağ bölgesinde neler oluyor? Konu başlığı Karabağ'da neler oluyor? Konuklarımızsa işte konunun önemine binaen solumda, siz ekranların sağında. Konya'mızda geçtiğimiz yıllarda bizim tanışma sebebimiz Konya'daki Türk Dünyası Öğrenciler Birliği'nin kurucu başkanlarından ve halen Selçuk Üniversitesi'nde tarih araştırmacısı Senan Kazımoğlu. Kazım Bey hoş geldiniz. Sağımda, sizin solunuzda, ekran solunda Türkiye Emekli Asubaylar Derneği TEMAT Konya Şube Başkanı Hakan Topçu kardeşim dostum. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Evet, günümüzün malum dijital teknoloji dünyasının son moda veya bana göre de yıldızı parlayan sektörü sosyal medya iletişimciliği, Memleket TV aracılığıyla geleneksel ve rutin hale dönüştürmeye çalıştığımız programlarının birisi olan Er Meydanı konu başlığında bugün ülke gündeminin, hatta sadece ülke gündemi değil, bu coğrafya gündemimizin en önemli, belki de dünya gündemini de etkileyecek de yorumlara müsait bir konu. Son sanırım 15-20 gün veya bir ay oluyor mu? Karabağ'da bir savaş ortamına girildi veya giriliyor. Bir çatışma, savaş, ne derseniz deyin artık. Şimdi sizlerden alacağım o konuları. Bu konu gündeme almak istedik. Dolayısıyla Selam Bey, ilk aklımıza gelen siz oldunuz. Bir Azerbaycanlı olarak uzun yıllardır Konya'yı da, Türkiye'yi de, burayı da biliyorsunuz. Oranın zaten çocuğusunuz. Komutanımızla da biz bu korona sürecinde çok sık görüşemiyorduk. Kendisi bizim her konuda görüşlerine değer verdiğimiz bir dostumuz. Bunu bahane ederek davet ettik. Siz gelecek olunca sağ olsun bizi kırmadı geldi. Komutanım, evet, Karabağ'da neler olur'a geleceğiz ancak şöyle yapalım. Önce bir kısaca ben her ne kadar ünvanlarımı söylesem de sizi izleyenler bu dijital dünyada arşivlerde kalacak olan bu program adına birer cümleyle kendinizi tanıtırsanız memnun olurum. Buyurun, lazım. Ben Senan Kazımoğlu, Azerbaycanlıyım, Azerbaycan Türküyüm, Azerbaycan vatandaşıyım. Selçuk Üniversitesi'nde tarihten doktora yapıyorum. Biraz önce söylediğiniz Konya Türk Dünyası Öğrenci Birliği'nin kurucu başkanıyım Başkanıydınız. ve şu an başkanlığı devrettim ama Öyle mi? evet başkanlığı devrettim ama hala İşin içindesiniz de, her işin eminim. içindeyiz. Eyvallah. Bundan başka Konya'da yerel bir gazetede yazarlık yapıyorum, köşe Eyvallah. yazarlığı yapıyorum. Çeşitli Türk dünyası ile ilgili çeşitli dergi ve gazetelerde yazarlığım devam ediyor. Onun haricinde de bayağı aktifsiniz. Allah razı olsun. Geçtiğimiz günlerde bir Azerbaycan telin miting gibi Kur'an'da Evet. ise bir bildiri yayınlandı. O günde herhalde Evet. kısaca ondan da bir iki cümleyle bahsedersiniz. Dünyanın birçok bölgesinde olduğu bu şey, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Azerbaycan Türkleri, Karabağ'da yaşanan olaylara dikkat etmiş ve Karabağ'daki Azerbaycanlılara destek vermek için Bir basın bir bildirisi. Karabağ desteği vermek için bir basın toplandı. Basın Toplantısı gibi oldu. Açık toplantısı havada. gibi oldu, Evet. evet. Bir Güzel beyanat oldu. verildi. Katılım güzeldi Aynen. değil mi? Katılım. Zaten şöyle bir şey var yani Türkiye'de bu konuda hiç sıkıntı seçmedi. Allah razı Evet. olsun. Hatta şunu da ifade edeyim. Tek millet iki devlet olmanın gereği. Yani Azerbaycan'da birçok kişi ben konuştuğum arkadaşlarımdan, akrabalarımdan Karabağ'ı Türkiye'deki kanallardan izliyorlar. Eyvallah. Azerbaycan kanallarda oturup Türkiye'deki kanallardan Evet. izliyorlar yani. Evet komutanım. Kısaca size ne var ne komutanım? Çoktan da görüşmüyoruz. Kısaca Estağfurullah size bir Yusuf şöyle Bey. bir Bizler de dernekçilik nasıl gidiyor veya. sizleri çok özledik. Beraber çok faaliyetimiz oldu kültürel Evet. olarak. Eksik olmayınız, bizi de bırakmadınız. Davet Evet. ettiniz, geldik. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. İsmim Hakan Topçu. Türkiye Emekli Asubaylar Derneği Konya Şube Şu Başkanıyım. başkanımız. Hava Kuvvetleri'nde yaklaşık 27 sene hizmet ettim hava subayı olarak ve 2013 yılı itibariyle de emekli oldum. Evet. Bildiğiniz gibi 2017 yılından beri de Türkiye Emekli Asubaylar Konya Şubesi'nin başkanlığını yapmaktayım. Teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun. Sağ olun, eksik olmayınız. Evet, sizden başlayalım. Bugünkü program haliyle biraz önce de ön görüşme yaptığımız gibi programın ağırlığı siz üzerine olacak. Komutanım da tabii bir Evet. emekli ordu mensubu olarak, ben bir gazeteci olarak acizane sizden bir şeyler almak ve Allah aktarmak niyetiyle bir program. Yazın Bey, şöyle başlayalım. Senan Bey veya Sinan Bey. Ben hep Kazım'a gidiyor aklım, neyse önemli değil. razı olsun.
Şimdi Karabağ müstakil bir devlet mi? Azerbaycan içinde bir şey mi? Önce istersen bunun bir tanımlayın. Benim gibi ben bile yani tamam ne kadar duyarlı olsak da Karabağ özel bir cumhuriyet mi? Ne kadar özel? Ermenistan'ın bir ilçi mi? İl, bir eyalet mi? Nedir? Önce isterseniz onu bir tanımlayın bize. Tamam. Sonra bu sürecin bugün ne değil? Bir başlangıç 1992'li yıllar mıydı? 90, Ha, 80, ha, 80, ha, yani 87 bir o lazım. süreci. Önce bir Karabağ tanımlayın. Coğrafi olarak ve bu hukuki yapsın. Sonra bir önce bir gün biz de başkanımla bir değerlendirip görüşlerimizi aktaralım. Şöyle söyleyeyim. Sorunuzun aslında birinci sorunun cevabı ikinci sorunda. Öyle mi? Buyurun. Nasıl Evet. isterseniz. Karabağ zaten bunun çok daha eski geçmişi var. Rusların oraya Ermenileri getirmesi var Tabii. Tarihi süreç. 1828'den itibaren ve 1988-87'ye kadar oraya Ermeni göçünü getirdi ve oradaki Azerbaycanlılar kovma süreci var. Aynı şekilde Ermenistan'da da yapıldı bu. Karabağ Azerbaycan'a bağlı bir bölge. Azerbaycan'ın şu an için Azerbaycan'ın güney batısında yer alıyor. Güneybaz, Türkiye tarafında. Evet, Türkiye tarafında ama Nahçıvan tarafında değil. Nahçıvan'la Ermenistan arasında güney tarafında. Ortada bir Ermenistan var. Ha, ortaya evet sağ Evet, ortaya Ermenistan var. Aslında orada bizim toprak da 1923 yılında Ruslar tarafından Ermenilere verildi. Tabii o zaman biz Rusya'nın bir eyaletiydik. Aynı şekilde o zaman 1923-24 yılında Karabağ özerklik verildi. Durduk yere oraya Dağlık Karabağ bölgesine özerklik verildi. Halk Türk, Azeri Türkü. Halk Azerbaycan Türkü. Azerbaycan. Azeri de hep elinde Ha, Azerbaycan Azerbaycan Türkü Türkü. kim Ama tarafından şöyle bir şey verildi? var. Sadece Azerbaycan Türkü değil. Rusların oraya getirdiği Ermeniler de var. 1923 yıllarında, 23-24 yılında. Ve 1920 yılında biliyorsunuz Azerbaycan devleti işgal edildi. 1918'de bağımsızlığımızı aldık Ruslardan, Sadık Rusya'sından. 1920 yılında yeniden işgal ettiler Azerbaycan'ı. Ve 3 yıl sonra Zengezur dediğimiz güney tarafı Ermenilere verdiler. Ermenistan'ın güney tarafı. Nahçıvan'la Azerbaycan arasında olan bölge. Daha sonra Dağlık Karabağ özerklik verildi. Yani durduk yere özerklik verildi. Aslında bugünkü sorunun temelini atmak için verildi o şey. Özerklik verildi ve Özellikle Rusya tarafından Rusya verildi. tarafından Ama o özellik belli tarihte de halk hem Ermeni hem Azerbaycan karışık mıydı karışık karışık yapı demografik evet olarak? evet evet karışık Evet. ama o zamandan beri Sovyet zamanında bile oradaki Azerbaycan Türklerini göçe zorladılar. Hem Ermenistan arasında zorladılar hem Karabağ'da zorladılar. Evet. Demografik yapıyı değiştirmeye çalıştılar yani. Evet. Ve şöyle bir şey yani özellik verildi. İlk önce şunu da söyleyeyim. Dağlık Karabağ'ın da tanımını size yapayım. Normalde Dağlık Karabağ bölgesi şu an işgal altında olan dağlık sadece Dağlık Karabağ bölgesi değil. Dağlık Karabağ'ın etrafındaki 7 il de işgal altında. Dağlık Karabağ bir bölge. Azerbaycan haritasına bakarsa eğer izleyicilerimiz Evet. orada görürler Dağlık Karabağ'ın haritasında. Hafif bir mutlaka Azerbaycan haritasından başka bir hafif farklı bir renk olur. Evet. Dağlık Karabağ Evet. bölgesi ama Rayon dedikleri yer değil mi? Rayon rayon dedikleri dedikler. Biz yer. ile Tam adı rayon başında olarak. bir de dağlık mı var? Dağlık Ha, Karabağ Dağlık özel Karabağ cumhuriyeti bölgesi miydi? ayrı. Şu an Ha. işgal altında olan Karabağ bölgesi ayrı. Ayrı mı? Tamam. Yani şu anda işgal altında olan Karabağ bölgesi Dağlık Karabağ bölgesi Karabağ işgal altındaki Karabağ bölgesinin bir Ha, parçası. bir parçası. Tamam. Yani Karabağ bölgesinin etrafındaki şehirler de işgal altında. Mesela Füzuli, Ağdam, Cebrail, Gubadlı, Zengilan, Kelbeder, Vallatin Dağlı Karabağ dahil değil. Ama Hankendi, Hocalı, Şuşa, Eskiyaran, Hozevent Dağlı Karabağ'a ait. Yani 13 şehrimiz işgal altında. Şöyle anlatayım. 13 şehrimiz işgal altında. Bunun 5'i Dağlı Karabağ şehridir. 7'si Karabağ. Karabağ. Yani o bölgede Karabağ bölgesi diye şey yapabiliriz ama işgal altında onlar da. Zaten birini kurtardık. Cebrail şehri kurtardı resmi Evet. olarak. Açıkladı Cumhurbaşkanı da. Ve bu Karabağ şehri kenardaydı. Şimdi biraz önce, biraz sonra oraya geleceğiz zaten Dağlık Karabağ şehrine. Olaylar 1987 sonlarında başladı. Bu Sovyetler zamanındaki bu çatlamalardan yani siyasi olarak gevşekliklerden, çatlamalardan, bu sorunlardan yararlanan Ermeniler Karabağ'ı kendilerine bağlamak istediler. Bu aslında bizim Sovyetler içerisinde de yapmaya çalıştılar. Bunu defalarca Stalin zamanında Stalin'e başvurdular. Ama o zaman önlendi yani bu şeyi. Fakat 88'de Sovyetler zor durumda. Çöktü çökecek. 87-88 yılı.
O zaman artık ayaklanmalar başladı Karabağ'da. Karabağ'daki Ermeniler ayağa Ermeniler arasında kalkarak, değil mi? evet, Ha. bura bizim devletimiz, biz burayı Ermenistan'a birleştireceğiz, Azerbaycanlılar buradan çıksınlar dedi, Gitsin, gitsinler dedi. Tabii öyle olunca Sovyetler, yani devlet Sovyet devleti. Yani Sovyetlerin buna müdahale etmesi gerek, karşılıklı önlemesi lazım. Sovyetler Ermeniden taraf tutmaya başladılar. gitsin. Tabii o zaman Sovyetler Birliği'ndeki Ermeni yanlısı siyaset ettiler. Doğru. Ermeniden taraf tutmaya başladılar. Ve onların bu yanlı tutumundan sonra bu sefer Azerbaycan halkı ayağa kalktı. Evet. Yani hatta şöyle bir şey var. Sovyetler o meselenin önüne almak için oradaki bütün silahları toplayacağız dedi. Evet. Ermenistan'dan göstermelik bir silah topladılar. Azerbaycan Türklerinden ise av tüfeklerini bile aldılar. Evet, Kazım Bey, tam orada bir virgül koyalım. Telefonlarımızdan mümkünse şu anda Memleket TV veya Hikmet Peker üzerinde şimdi bu canlı yayınımız şu anda sizlere de ben paylaştım. Hikmet Peker'den görebilirsiniz veya Memleket TV'den. Lütfen kendi profillerinizle de paylaşırsanız bu canlı yayını sizin bende olmayan sizin arkadaşlarınız da izler. Şu anda bir yenilerseniz Hikmet Peker üzerinde gözükür. Bir dakika. Maksat hasıl olsun, Ben mutlu biraz olsun. farklı işte browser Ha, kullanıyorum tamam. da. Ben de pek. Komutanım size Hikmet Peker'den gözüküyor olması lazım bir ekranı yenilerseniz. Yani Karabağ'daki benim şu ana kadar anlattıklarımızdan bu olay yeni bir şey değil. Daha öncesi de var yani. Çok daha öncesi var. Ama demografik yapı olarak sadece Türkler değil Ermenilerin yaşadığını anlıyorum. Doğru Evet, mu? evet. Ama sonradan göç ettirilen, yani Ha. Sonra dediğin hangi tarihte sonra? 1828'den sonra. Ha. Anladım. 1828'den önce çok az bir Ermeni nüfus var orada. Çok çok az Görünmez ve mi? dağınık. Yani Rusların desteğiyle oraya yerleştirildi onlar. Peki hemen onun yarım kaldığımız yerden devam etmeden önce ben araya bir soru daha sıkıştırmış olayım. Buyurun. Komutan da eminim kafasında sorular oluşuyordu da. Oranın bir de o bölgenin şu andaki işgal altındaki 25 bir jeopolitik konum özelliği var değil mi? Yani niye başka bir yer değil de özellikle o bölge haritaya baktığınız zaman o Evet. jeopolitik konumundan da bir bahseder misiniz? Buranın özelliği İsterseniz neydi? jeopolitik olayları bugünkü şeyi anlatırken bahsedeyim. Tamam. Çünkü konu tekrar Ha, sebe etmeyelim ha bugün. tamam dağıtmayalım. Tamam siz Evet. önemli olan siz yani bir akıcı bir şekilde yani Evet. bu olayın nasıl geliştiğini buyurun. Bu Karabağ meselesinde yani ve Karabağ'daki Ermeniler kalktılar ve biz bu olayı Ermenistan'a birleştireceğiz dediler. Tabii Ermenistan'da da gösteriler başladı Karabağ'ın birleştirilmesiyle ilgili. Bu sefer Azerbaycan'da gösteriler çıktı. Ve Sovyetler Birliği Ermenistan'da yani tavır aldı. Ve aslında bir de şöyle bir şey vardır. Ben her zaman söylerim. Karabağ Azerbaycan'ın bağımsızlığının bedelidir diye. Ve Güzel özetledin. Azerbaycan'ı İyi bağımsızlık demiş. sürecine taşıyan olaylar Karabağ'dan başladı. Karabağ'dan başladı Azerbaycan bağımsızlığa taşıyan olaylar ve o meydan hareketleri, Ebulfez Elçi Bey'in başkanlığındaki meydan hareketleri de böyle başladı zaten. Azerbaycan bağımsızlık hareketi ve o süreçten bugüne kadar geldi. O süreçten bugüne kadar geldi ve daha sonrası var tabii. Azerbaycan bağımsız oldu, Ermenistan bağımsız oldu ve bu süreç hala devam etti Karabağ'daki olaylar. İlk önce gösteri gibi başladı. Sonradan terör eylemlerine Evet. dönüştürüldü. Daha sonra Ermeniler tarafından İşgal artık edildi. kitlesel katliamlara dönüştü. Yani köyler yakmaya başladılar, otobüsleri kundaklamaya başladılar, Türklerin doğum Azerbaycanlıların yaşadığı yaşadığı yer. köyleri vurmaya başladılar. Ve yani öncelikle o terör eylemleri artık etnik çatışmalara dönüşmeye başladı. Daha sonradan ülke çatışmasına dönüşmeye başladı. 1991 yılında Azerbaycan bağımsız olduğu zaman Karabağ'daki Ermeniler kendilerini bağımsızlık ilan ettiler. Dağlık Karabağ'da bağımsızlıklarını ilan ettiler. Referandum yaptılar. Azerbaycan Türkleri bu referandumu protesto etti. Boykot etti. Fakat referandum sonucu zaten belli. Kendilerine bir devlet kurdular orada. Ama hiçbir bugün yani geldiğimiz 2020 yılında bile hiçbir devlet tarafından tanınmayan bir devlet. Ermenistan kendisi bile tanımıyor o devleti. Şimdi Ermenistan'ın O devletin adı ne?
ilk önce 2017'ye kadar Dağlık Karabağ Cumhuriyeti geçiyordu. Şimdi Arsak diyorlar, Arsak Cumhuriyeti. Arsak Cumhuriyeti. Ermenilerin Arsak. Kendilerine. Karabağ verdikleri isim. Ama bu ismi işte bölgenin tarihi ismi olarak söylüyorlar. Yani eski ismi Nogarna mı? Öyle bir şey değil mi? Yok, Nogarna, Dağlık Karabağ anlamında. Fakat şöyle bir mesele var. Arsak kelimesini onlar yani eski yani tarihi ismi diye şey yapıyorlar. Ama şimdi komik tarafı şu, Arsak kelimesi bile aslında etnolojik olarak kelime kökeni Türkçe. Ersak, saklar. İskitler, Ersak. Ersaklar. Ersaklardan geldiği söyleniyor. Ersak, Arsak. Kök olarak değil mi? Kök olarak da Türkçe. Bunların hiçbir şeyi kendilerine değil zaten. Şöyle bir mesele var. Bundan sonraki ilerleyen süreçte artık Ermeni, tabi bunlar bağımsızlık aldılar ama savaşan, bize savaşan Karabağ'daki Ermeniler değil. Ermenistan'dan gelen Ermeniler var. Orada daha sonra Rusların destek verdiği şeyler var. Mesela oradaki bütün Rus askeri üslerinin silahı Ermenilere verildi. Azerbaycanlılardan av tüfeği bile toplanmışken Ermenilere silahlar verildi Ruslar tarafından. Ve o süreç işte 87'den başladı. 87'nin sonunda 94'te o süreç tamamlandı. Sözde bir ateşkes imzalandı ama hala da bir şey yok. Devam ediyor yani. Ve ondan sonra Agit'in Minsk grubu, Minsk üçlüsü Agit'in. Minsk üçlüsündeki hangi devletler bunlar? Rusya. Şöyle söyleyeyim, Minsk üçlüsüne isterseniz biraz değinelim de çünkü çok önemli. Bugünkü yani tarihi önemli. Minsk üçlüsü hangi devletler? Minsk üçlüsünde Agit'in, Minsk, Agit Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı. Karabağ'da çatışmalar başlarken 1992 yılında Agit toplantısı yapılıyor ve Karabağ'daki çatışmaları müzakereler yoluyla halledilmesi meselesi gündeme geliyor. Ve müzakere kararları alınıyor. Bu da 92 yılının Mart ayı. O zaman şu an bizim 13 şehrimiz işgal altında. Şu birini kurtardık ama 13 şehir işgal altındaydı ve Minsk üçlüsü yani müzakereler yoluyla çözelim diye şey yaparken bizim daha 2 şehrimiz işgal altındaydı. Yani resmen beklemişler. Onların sayesinde 9 dağıldı, şey hatta 10 dağıldı, 12 oldu. 10 dağıldı, 13 oldu. Peki bu üçlü hangi üç devlet? Onu Minsk üçlüsü 3 esas ülke var. Rusya, Fransa ve ABD. Yani dünyada Ermenilerin en son destek aldığı 3 ülke. Allah Allah. Öyle bir sistem abi kurmuşlar ki... Biz size hakemlik yapacağız diyorlar. Hakemlik sürecinde 10 yıl daha gidiyor. Yani aynen. Onlar vurulmadan 2 yıl vardı. Onlar işin devresine girdi, 12 yıl oldu. 13 yıl oldu. Ve ne zaman göreve başladı Agit'in Minsk grubu tam olarak? 94 yılında ateşkesten sonra, yani ateşkese şey yaptılar. 94 yılında şöyle, 93 yılın sonlarına artık Azerbaycan'da siyasi karşılıklar da düzeldi. Azerbaycan'da artık bir ordu oluşmaya başladı. Biz hiç, yani elime bu çatışmalar başlarken bizim sınırlarımızı Rus askerleri koruyordu. Gerçi Elçi Bey döneminde Rus askerleri çıkarıldı ama yeni ordunun, yeni kurulan bir devlet, ordu yok, yeni bir ordu düzenlemeye çalışıyor. Öyle bir sıkıntısız süreçte zaten işgal edildi. Ne zaman bu Agit'in Minsk grubu ve ateşkes şeyleri gelmeye başladı? 93 yılında artık Azerbaycan ordusu tam ordusu oturmuştu. Artık bir ordu, devlet kendisini toparladı ve karşı atağa geçti. Düzenli ordu oluştu. Ve Karabağ'da işgal edilen bazı yerleri geri almaya başladı. O zaman masaya oturuldu. O zaman susturuldu. Yani bütün bugün bütün Azerbaycan halkı bu süreçte de onu gördü ki Agit'in Minsk üçlüsü bize Karabağ geri vermemek için kurulmuş bir örgüt. Aynen öyle. Zaten 94 yılında onlar, bunu Fransa'nın Dışişleri Bakanı da söyledi geçen gün. 94 yılında onlar bu Minsk grubunun üçlüsünü yani bu göreve alırken tarafsız kalacaklarına dair taahhüt verdiler. Tarafsız kalacaklardı ama şu an Rusya ve Fransa Ermenistan'a silah taşıyor. Evet, yani bugün, yani bugüne gelmeden önce siz tarihçesini güzel su ikram edin bile bize. Komutan, şimdi tam burada bir genel değerlendirme yapalım isterseniz. Yani Rusya'nın dağılımı, süreci, evet. İşte bu Minsk grubu ve gelinen nokta. Konuda sizin değerlendirmeleriniz nedir komutan? Şimdi dünyada iki emperyalist kutup var. Birisi eski Sovyetler Birliği'nin başını çektiği Asya'daki hakim olan grup. Bunların içerisinde Çin'de dahil olmak üzere
Diğer tarafta da Batı dünyasının yine başını bugün Amerika'nın çektiği, Avrupa'nın içinde bulunduğu lokomotifi olduğu bir güç şeyi var. Kutuplaşması var. Şimdi emperyalist güçlerin klasik oyunlarından bir tanesi de ayrıldıkları, özgürlüklerine veyahut da özelliklerine kavuşturdukları ülkelerin içerisinde gerek etnik, gerek dinsel, gerek de topraksal olarak bir takım problemli sahalar bırakmalı. Yani şimdi Orta Asya'daki... Problemi saha bırakıyorlar özellikle değil mi yani? Problemi saha muhakkak bırakıyorlar. Problemsizleştirme gibi defteri yok. Evet, demin Sinan Hocam'ın dediği gibi Stalin döneminde bu sınırlar çizilirken Azerbaycan ve Türkiye'nin arasına Ermenistan'ı bıçak gibi saplamış adamdır. Dağlık Karabağ bölgesine otonom bir statü kazandırmışlar. Onun da garantörlüğünü Azerbaycan'a vermişler. Birleşmiş Milletler'in bunu kabul ettiği bir husus. Fakat ne yapmışlar? 1988 yılında hocamın da dediği gibi Ermeniler Sovyetler Birliği dağılmadan önce ısrarla Laçin bölgesinden oraya bir koridorla Dağlık Karabağ'ı birleştirme konusunda, Ermenistan'a birleştirme konusunda bir baskı ve bir lobi çalışması yaptılar. Fakat bu resmi olarak karşılık görmedi. Fakat gayri resmi olarak bütün Sovyetler Birliği'nin tüm imkanlarıyla desteklendiler. Evet. Aynı şekilde 92 yılında Azerbaycan silahlı kuvvetleri mümkün olduğu kadar planlı ve istikrarlı bir şekilde zayıflaştırılırken, yani silahlardan arındırılırken, Glasnost ve Perestroika siyasetinin sonucunda özelliğine kavuşan, bağımsızlığına kavuşan tüm cumhuriyetlerde olduğu gibi Azerbaycan'da da tüm gümrük kontrolleri olsun, efendim devlet dairelerinin güvenliği olsun, sınır güvenlikleri hep Rus askerler tarafından muhafaza edildi, korundu ve kontrol edildi. Bunun da amacı neydi? Kendi kontrolleri altında olan eski cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını kazandıktan sonra da kendi kontrollerinden çıkmamaları. Hem iktisadi hem politik hem askeri yönden sömürmeye devam edecekler. Kendi nüfus yoğunluklarını ve politik nüfus şeylerini, güçlerini bu ülkelerin üzerinde kullanacaklar. Evet. Bunu devam ettirdiler. Aynı şeyi Gürcistan üzerinde yaşadılar, yaşattılar. Onlarda da problem. Şu anda Sinan Hocam tabii ki gündem konusu Karabağ, Dağlık Karabağ olduğu için bu bölgeyle ilgili hassasiyetimizi ön plana çıkararak konuşuyoruz. Aslında bütün problem Orta Asya'daki tüm cumhuriyetlerde var. Yani Kırgızistan'da var, Kazakistan'da var, Özbekistan'da var. Benzer efendim, şeyler değil mi? Tabii Güney Kafkasya'da var. Efendim Gürcistan işte Gül devrimiyle adamlar Batı'ya hafif bir yakınlaşma içerisine girdiler. Soros destekli. Tabii evet. Batı emperyalizmi de boş durmuyor. Asya'ya sızma ve girme teşebbüsündeler sürekli olarak. Dolayısıyla da orada o güç dengelerinin arasında ezilen halklar oluyor. Ezilen, bağımsızlığına yeni kavuşmuş fakat bağımsızlaşamamış, bir türlü bağımsızlaşması engellenen, bağımsızlaştırılmayan topluluklar var. Bunların en büyük zararı da bizim Türkler görüyor, Türk şeylerimiz görüyor, karındaşlarımız görüyor. Dolayısıyla da 2008'deki o Gürcistan'daki Gül devriminden sonra Güney Ossetya, Kuzey Ossetya, yine planlı ve bilinçli olarak Rusya'nın bırakmış olduğu yerlerde problemler çıkartıldı. Dolayısıyla da bu problemlerin çıkartılmasının akabinde de ne oldu? Rusya oraya müdahale etti. 2014'te efendim Turuncu Devrim oldu. Yugoslavya, Ukrayna'da efendim o bölgede yine bilinçli olarak demografik yapısı olarak özellikle Rus ahalinin çok olarak bırakıldığı, nüfusun çok olarak bırakıldığı bir bölüm de neresiydi orası? Donetsk bölgesinde olaylar, nümayişler, gösteriler başladı. Rusya yine müdahale etti. Ukrayna bu zaman zarfında efendim NATO'yla, Batı'yla efendim ilişkilerini arttırmak üzereyken Kırım ellerinden çıktı. Evet. 1895'te şu Kırım'daki an, evet. Sadece Kırım'da değil, Donetsk ve Kharkov'da şu an Ukrayna'da yok. Tabii orada Ukrayna'nın ne siyasi ne asker olarak bir otoritesi yok evet. Ülke olarak. Kırım ellerinden çıktı. Dolayısıyla orada 1800'lerin sonunda 1895'lerde sanırım %30-35 civarında 40'a yakın Kırım Tatar Türkleri vardı değil mi? Evet. Evet.
O nüfus peyderpey bir kere planlı bir şekilde efendim Kırgızistan'a, Sibirya bölgelerine olarak sürgün Dağıtıldı. edildiler, dağıtıldılar. Yani bunların hepsi bir sonraki aşama için adamların geride Planın bıraktıkları parçası. problemler. Yani hangi tarafa elinizi atarsanız zaten aynı problemle karşılaşıyorsunuz. Yani. Kırgızistan'a elinizi atıyorsunuz. Fergana bölgesinde yine Oş, Taciklerle, Özbeklerle Kırgızlar birbirine yiyorlar. Türkistan'ın göbeği, değil mi? evet. Ondan sonra Pakistan'a bakıyorsunuz. Keşmir. Keşmir bölgesine yine Müslüman çoğunluğun olduğu bir yeri Hindistan'a bırakmışlar. Başına efendim Müslüman çoğunluğun olduğu bir yerde başına Hintleri getirmişler. Oranın problemi ikiye ayrıldı şimdi, devam ediyor. Myanmar bölgesinde yine Abi Arakan evet. Müslümanları aynı sıkıntıyı çekiyor. Yani arkada bilahare dönmek için adamlar problemli bölgeler yaratmışlar, bırakmışlar. Aynı şekilde yani bunlar Batı emperyalizminde Rus emperyalizminin planları, programları hep aynı şekilde sistematik olarak devam ediyor. Yani Tamam. başkanım, filler tepişir, çimenler ezilir sözü gereği. Yani sonuçta coğrafyadaki insanların, milletlerin veya devletlerin kendi sorunlarından ziyade egemen güçlerin uzun vadeli hedeflerinin piyonu veya işte bir planın parçası olarak bunlar yaşanıyor. Yani mutabıkız değil mi? Yani bu Tabii. Yani coğrafyada şimdi bu var da bir zamanda işte Afrika'da var benzeri devletlerin birbirine girmesi, işte Orta Doğu'da var. Yani egemen güçler dünyanın hiçbir yerini böyle yeni palazlanan veya orta ölçekli ülkeleri kendi haline bırakmıyorlar. O bir takım maddi ve ekonomik hesaplarından dolayı. Şimdi bu bölümde de abi günümüze gelelim. Şimdi 2020'nin Ekim'indeyiz. Yani her hafta, bir hafta, 10 gün veya bir ay oldu mu bu olaylara? Bu Bir olaylar nasıl, ay bahanesi ne oldu? Ne gidiyor? Bir de o zaman şey yapalım. hocam, üç önce onu da söylemeden biraz önce söylemeyi unuttum. Karabağ bölgesi bütün dünyanın tanıdığı Azerbaycan toprağıdır. Birleşmiş Milletler'in Karabağ'dan, Ermenilerin Karabağ'dan çıkması ile ilgili 4 tane beyannamesi var. Bize şimdi uygulanan o şeyler var ya, Karabağ baskılar olsun. Birleşmiş Milletler'de bir devlet olarak tanınıyor mu şu anda? Karabağ tanımıyor. Karabağ Ortadan Azerbaycan bölgesi olan. bölge Azerbaycan şey Azerbaycan'a Azerbaycan'a bağlı bir bağlı bölge olan Azerbaycan'a, bir bölge olarak Azerbaycan kabul ediyor. mahiyetinde bir kabul edilir. Evet, evet. Bütün uluslar, bütün dünya Azerbaycan Bunu toprağı kabul olarak ediyorum. tanıyor. Ha, tamam. Uluslararası kurumlar Azerbaycan Tamam. toprağı olarak tanıyor. Orada sorun yok. Ve ayrıca Birleşmiş Milletler'in 4 tane beyannamesi var. Ermeni ordusunun kayıtsız şartsız İşgal işgal çekilmesi ettikleri gerekiyor. Azerbaycan topraklarının çekilmesiyle Birleşmiş ilgili. Milletler'in